Şimdi Ebru Hanım, her alanda bir umutsuzluğa düşen bir iktidar bunun için yeni ortaklar arıyor. Kimi zaman mirasa sarılıyor, geçmişteki mirasa, kimi zaman değişik ortaklar. Ekonomide de böyle. Gerçekten dünya literatüründe Avrupa endeksli ve diğer ülkelerle bilimsel verilerle olan karşılaştırmaya bakınca Türkiye'deki malum belli. Her şeyde dibe vurmuş bir ülke. Puslu bir hava. Puslu havada da bu iktidar kendilerinin yarattığı bir puslu havada çare arıyor. Çare ne arıyor? Çünkü liyakat sistemini kendileri yok etti. Liyakat. Bir itaat kültürü, bir kölelik kültürü. Sistem de buna müsaade ettiği için Mehmet Şimşek'in de dış dünyada, daha doğrusu İngiltere'de ve belli yerlerde bir ismi olduğundan dolayı acaba bunu nasıl getirebiliriz gibi bir yapı, yani gösterme. Yani filmin sonu hep böyle olur. Başlar çok mutlu başlar, sonu acı biter. Acı bitince bunları çağırıyorlar, bu tip şeylerde. Çünkü gerçekten Türkiye'de o kadar liyakat sahibi insanlar vardı ki, Mehmet Şimşek dahil pek çok kişi, bu çürümüşle gelseler dahi bu sistemle bunların ayakta kalması mümkün değil. Niye bu sistemle? Çünkü bir tek adam sistemi var. Bir vesayet altındalar bunlar. Vesayet altında olan her kim olursa olsun dik duramaz. Bundan dolayı da acaba Mehmet Şimşek'e aracı koydular. İşte gelirse bir, çünkü olaylara şöyle baktığımız zaman AK Parti döneminde de ve kamuoyunda da bunu kabul etmek lazım. Ekonomik çevreler, daha doğrusu iş adamları, gerçekten ahlaken düzgün iş adamları, ekonomi deyince işte Şimşek, Ali Babacan gibi vesaire, Mahfi Bey gibi, efendim Demirtaş, Özgür Demirtaş gibi bir takım böyle ekonomistleri toplum biliyor. Bunları getirince acaba bir aynı karede biz görürsek bir yeni bir ümit verebilir miyiz diye bir yapı içerisindeler. Ama şunu da söyleyeyim. Bir defa güven gitmiş, güven bedenden çıktı mı geri gelmesi zordur. Bunlar çürümüşlük bir halde. Her alanda çürüttüler. Kurum kalmadı. Kralların yönettiği bir ülke halde kurum yok, kural yok. Gerçekten. Ondan dolayı da Ali'ye gidiyorlar, Veli'ye gidiyorlar. İşte siyasi ortaklıklar da öyle. İlkelerde ortaklık olmadığı için dün ne söylediyse onlarla beraber oluyor. Niye? Peki Acaba Kemal biz nasıl ayakta oluruz diye. Bu çözüm değil. Bey. Peki Mehmet Şimşek profiline baktığımızda nasıl bir teklif gitmiştir ve Mehmet Şimşek neden kabul etmemiştir diye sorsak? Mehmet Şimşek olayları görmüştür, düşünmüştür, bakıyor dış ilişkilerle olan bağlantıları bunların görüyor, keyfi idareyi biliyor. Zaten onun bulunduğu dönemle şimdi arasında dağlar kadar fark var. Bu yapıyı da geçmişe dayanan bir nezaket kuralları içerisinde kıramamıştır. Geleyim ama ben böyle bir görev almak istemiyorum demiştir. Bundan dolayı da tabii onda da hüsrana uğradılar. Hani baştan da söylüyorum ya, her umutsuzluk ve çürümüşlüğe düşen bir umut arar. Umut da Mehmet Şimşek'te de olsa bu sistemle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Mehmet Şimşek'in de böyle bir şeyi zaten kabul etseydi bir basın toplantısıyla açıklardı. Bir pusta hava, yani iktidar her alanı yok etti. Her alanı. Çıkmak istiyor, çıkamıyor. Ya işte deprem yaşadık hep beraber. Siyasi deprem, ekonomik deprem. Hepsi arda kalıyor. Bu kimin hatası? Bu kendilerinin, tek sistemin hatası. Beceriksiz insanların hatası. Liyakatlı insanları kaçırdılar yurt dışına. İşte keyfi bir idare. Hepimiz görüyoruz işte kanun hükmünde kararname. Bilinçli olarak insanları yok ettiler. Ocaklar söndürdüler. Kendileri bir hikaye yazdı. O hikayeye göre sen suçlu, ben suçlu. Böyle bir ortamda hukuk diye bir şey kalmadı. Hukuk. Çok acı olarak söyleyeyim ki bu memlekette hukuk işlemediği için ekonomide işlemedi, işte liyakatta işlemedi, diğer kurumlarda işlemedi. Sıkıntısında hem kendileri hem de bu millet çekiyor. Zor bir olay. Yani insan üzülüyor. Yani belki Mehmet Şimşek'ten sonra da pek çok arayışa girmişlerdir.
Ama bunun düzeleceğini, bu kafayının düzeleceğini zannetmiyorum. Çünkü sistem de buna müsait değil. Her şey tek adam, her şey. Böyle bir sistem olabilir mi? Hangi, nereye gelmiş ki ekonomiyi çözecekler?